1911'de Trablusgarp'ta İtalyanlarla, 1912'de Balkanlarda Yunanlarla, 1914'te Birinci Dünya Harbi'nde Ruslarla savaştı. Önce Yunan'a, sonra Rus'a esir düştü. Toplamda 5 yıl esaret hayatı yaşadı. Sibirya'daki askeri kamptan firar etti. Binlerce kilometre yol aldı. Anadolu'ya geldi. Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Türkiye Cumhuriyeti, Hüseyin Hüsnü Aydemir gibi kahramanlar sayesinde kuruldu. Bu fotoğraf büyük babanın Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Mustafa Kemal'in ona ait birlikleri denetlemesi sırasında çekilmiş. Ve büyük babam da burada imzalı olarak zaten bu fotoğrafı bizlere intikal ettirdi. Sarıkamış faciasına tanık olan Hüseyin Hüsnü Aydemir, 1916'da Erzincan'da Ruslara esir düştü. O ve silah arkadaşları önce Bakü'ye, ardından Moskova'ya ve daha sonra da Sibirya'ya götürüldü. 7600 kilometrelik bir yolculuk bir sene sürdü. 2 yıl Krasnoyarsk'taki askeri kampta esaret altındaydı. O sırada Bolşevik ihtilali yaşandı ve güvenlik önlemleri gevşedi. Aydemir 1919'da firar etti. Bu kez de çileli bir dönüş yolculuğu başladı. O dönemin şartlarında gizli gizli trenlere binerek 6300 kilometreyi bir yılda kat etti. Ve filmlere konu olacak bir yolculuğun ardından 1920'de Anadolu'ya tekrar ayak bastı. Önemli bir bilgi, Rusya'daki 65 bin esir Türk'ten sadece 20-25 bini yurda dönebildi. Trenin altında kaçıyor. Bir kontrol noktalarına geldiği zaman da hemen yer değiştirmek mecburiyetinde. Yani zaman zaman trende yük vagonlarının olduğu yerlerde geçiriyor. Zaman zaman da trenin altında gitmek mecburiyetinde kalıyor. Hüseyin Hüsnü Aydemir, yüzbaşı rütbesiyle milli mücadeleye katıldı. Sakarya Muharebesi'nde ve Büyük Taarruz'da savaştı. Kaçan Yunan ordusunu kovalayan ve 17 Eylül 1922'de Bandırma'ya giren askerlerdendi. Cumhuriyet, o insanların fedakarlıkları üzerine kurulmuştur. Bize düşen ise o insanların fedakarlıklarına karşı vefalı olmaktır. Onları bilmek, öğrenmek ve onları anlatmaktır. Bu yerde işte Krasnoyarsk'ın da kaldığı esaret, yani burası bir garnizon, orada kaldığı yerlerden birisi. Esir olup şehit olan arkadaşlarının için kendilerinin bizatihi inşa ettikleri anıt. Oğuz Aydemir ve Lokman Erdemir, Hüseyin Hüsnü Aydemir'in öyküsünü genç nesillerin ilham alması için kitaplaştırdı.